Evet arkadaşlar merhaba. 25 Eylül 2020 Cuma günü tekrar Belmont Park, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altılı gayan tahminlerimizle beraberiz. Geçen seferki, dün geceki Belmont Park'ta maalesef günün sürprizini bulmamıza rağmen tekimiz tabii ki gelmedi ama arkadaşlar bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz önerdiğimiz tek veya tekler veya favoriler geldiğinde altılı hep az verecektir. Burada gerçekten sizin de bir katkınız olması lazım ki buradaki tek analizleri tabii çok önemli. Yani tamam devamlı buluyoruz sürprizi ama işte o en sondaki 4 numaranın gelmemesi tabii ki o 1.15'lik safkanın gelmemesi Jose Ortiz biniyordu zaten bildiğiniz gibi. Çok karıştırdı işi. Orada da bizim 5'imiz tabii ki var. Bir de bu Kittens Cat'e 3 numara 5. koşuları çok güvenmiştik gerçekten. Orada da yine 5 ganyanlı bir safkan geldi. Ama dediğim gibi daha evvelki ayakta Quiet Eat yani 6. koşuda 8 numara 20 ganyan da 20 bin lira verdi arkadaşlar gerçekten. Biraz dikkat etmiş olsaydık birçoğumuz bu parayı almış olacaktı. Neyse yenisine sağlık. Bakalım yaklaşıyoruz yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Büyük altlara yaklaşıyoruz. Şimdi burada Belmont Park'ta bir çalışma yaptık. O gerçekten zor bir gün bugün. Çıkacak olan atlara göre de şekillendirmemiz lazım bunu. Bakın Belmont Park'ta şöyle bir durum var. Yani Amerika'da şöyle bir durum var. Atlar çıkıyor arkadaşlar ve çıktığı zaman da bütün stratejimiz bizim allak bullak oluyor. O yüzden ben akşam saatlerinde 7 ile 9 arasında tekrardan bir değerlendirme yapma durumum var. Videonun altına bırakabilirim görüşlerimi. Ona göre de bir bakarız çünkü inat etmemiz lazım. Madem bu yabancı yarışlar burada var, kazanmamız lazım. Evet arkadaşlar, günün ilk ayağı, ikinci koşu 30.240 dolarlık bir koşu Belmont Park'ta. Maiden bir koşuyla başlıyoruz. Ciddi sıkıntılı bir koşu. Herkesin yatabilme ihtimali var bu koşuda. Hiç olmayacak bir at dahi gelebilir burada. Görüyorsunuz hep tabelalar falan, 9 tane safkan. Biz 9 tane safkanın 6 tanesini yazma durumundayız. İlk atımız By Street Money, 9 numara, Jose Lescano ile. Bunların 2 tanesi falan koşmayabilir tabii. Yani 1-2 tanesi koşmuyor. 9 numara By Street Money, Jose Lescano ile. 8 numara Summer Tune, New York orijinal arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle yazın. Artı bir dip not. Joel Rosario'ya dikkat edin bugün. Joel Rosario'ya dikkat edin. Çünkü yarış alacak. Joel Rosario ne zamandan tutuyor ama bugün bindiği atlar hepsi kalite atlar. Geliri var. Burada 8 numarasız geçmeyin burayı. 4 numara Gunman Jose Ortiz'le. 1 numara Gimme Some Mo. John Velasquez'le. John Velasquez de Belmont Park'ta çok formda. 2 numara Locoya Road, Manuel Franco ile. 6 numara Breakbeat, Kendrick Camacho ile. Bu Kendrick Camacho da bugün yarış alabilir arkadaşlar. O da iyi atlara biniyor bugün nedense. Çünkü artık yani kazanması lazım. Epeydir kazanamıyor yarış bu adam. 30.220 dolarlık bu koşuda. Bakalım kimler varmış. 9, 8, 4, 1, 2 ve 6 olarak. Görüşlerimiz Belmont Park'ın ilk ayağı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı, ikinci koşuyu bu şekilde tavsiye ediyoruz. 9, 8, bilhassa 8 benim şahsi size tavsiyem, 8 siz geçmeyin buraya arkadaşlar. New York Origin. Yani küçük kuponlarda 9, 8 olarak da şuraya çizgi yani çekilebilirdi. 9, 8 olarak da geçebilirsiniz burayı diye düşünüyorum. Evet şimdi üçüncü koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçelim. Baktı kum pistiyiz. Normal kumlar görüyorsunuz orada zaten. Normal kum, normal çim. Maiden koşu. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre. Burada 8 tane safkan start alacak. Şimdi arkadaşlar tabi burada 8 tane safkan alacak ama birbirine çok yakın güçte safkanlar var burada. Bir 3 tane D var arkadaşlar. Burada çok ilginç. 3 tane D var. Double Pur, Dantes ve Devious Mo diye geçiyor bunlar ama bizim ilk atımız Storm Shooter.
ilk kez koşacak olmasına rağmen bu arada bir parantez açıyorum. Bütün tay yarışlarını tutturuyoruz arkadaşlar. Bütün tay yarışlarını tek tek tutturuyoruz. Onu da söyleyeyim size. O kadar da güzel analiz yapıyor ekibimiz. Hani, çok şanslı yani bizim şey, kanalımızda olanlar daima bu konuda çok şanslı. Bir numara Storm Shooter bizim, bakın ilk kez koşmasına rağmen Jose Ortiz biniyor gerçi. Ama kardeşi, kız kardeşi, halası, teyzesi kazanmış. Bu da kazanacak. İki numara Double Poor John Velasquez'le. Bu da ilk kez koşmasına rağmen kesinlikle yazılması lazım. 3 numara Dantes Map. O da ilk kez koşmasına rağmen tavsiye. Ve bir kere koşmuş bir safkan var. Onu da yazmak durumundayız. New York origin bu da. Devius Mu. Benim burada dikkat etmenizi istediğim safkan 6 numara ama 2 numara Double Pur bilhassa. Dikkat etmek lazım. Yazmak lazım bunu. 4 tane safkanla buraya geçmek durumundayız. İnşallah 1, 2, 3, 6. Buradan bu 32.761 dolar ikramiyeyi bu safkanlardan bir tanesi alacaktır. 2 yaşlı. Ve kendini gösterecektir. Evet. Dediğim gibi küçük kuponlarda 6 ve 2 benim yani kendi şahsi görüşüm. Şimdi 6'lık ayağının 3. ayağına geçelim. 3. ayak 4. koşu. Arkadaşlar geçiyoruz. 4. koşudayız. Çim pistiyiz. Satış koşusu da geçiyor. Dişi safkanlar burada. 3 ve yukarı İngilizler mücadele edecek. Kısa mesafe de diyebileceğimiz bir 1200 metrelik Belmont Park çim koşusu var. Burada toplam 16 tane safkan var. Tabii burada çok at yazılabilir arkadaşlar. Bilemiyorum ama sizlerin kendi görüşünüzü burada favori olarak çıkacak olan bir safkan var. Biz o safkanı hepiniz takip ediyorsunuz. Florida Origin. Adından da belli zaten. Jose Ortiz binecek. Mi, Mo, Mi, Mo, Mai. Mo, Mi, Mo, Mai'yi biz burada yalnız bırakıyoruz. Artık burada gelmesi lazım yani. Bir şekilde 4 koşu, yani 2020'den bahsediyorum. Ben 4 koşudur. Zorladı. Ya burada 5, bakın 2, 7 ya 5. gelecek burada ya 1. gelecek arkadaşlar. Evet. Eğer bu safkanı banko atmazsanız AGF oranlarına göre burada bu safkanın içerisinde bir sürpriz gelir. Onu da söyleyeyim. Ona göre bir stratejiye bakmamız gerekecek yarın. Yani yarın derken bugün. Gece yaptığımız için yarın diyoruz alışkanlık tahminlerimizi. Evet, burada Mo Mi Mo Mai Florida Origin gelebilir. 5. koşuya geçiyoruz şimdi. Belmont Park'ta normal kumda 1600 metre şartlı 3 yukarı İngilizler. 5. koşudayız. 6 ganyan 4. ayağı. Burada 3 tane safkan var arkadaşlar bizim size tavsiye seçimiz. 8 tane atın içerisinde. İlk atımız 1 numara Black Jay Davy. Muhtemelen çok yüksek bir şey çıkabilir. %40 civarında bir AGF çıkacaktır. 7 numara Unrelating Force Manuel Franco ile. Manuel Franco'nun kazanabileceği yegane yarış bugün bu. Burada çok büyük bir şansı var bu yarışta. Black Jack Dave düşerse eğer. Ve 6 numara Beach Access. O da New York origin. Zaten hepsi New York origin burada. Luis Cardenas'la çok büyük şans var. Hemen bunların da verelim. 1-7-6 olarak burada görüşlerimiz arkadaşlar. Belmont Park. 3 tane safkan burada yeterli. Burada bir de böyle Joel Rosario'nun bindiği bir 6% var. Bu 6%'de yer olanlar yazabilir 4 numarayı. O da gelecek vaat ediyor. 7'den sonra 2 tane 3 yapmış. Belki 1 gelebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın 3'ten 1 gelmiş. Daha 3'ten bir, sonra 1 gelmiş. 2 tane gördüğünüz gibi burada da yeri olanlar 4 numara yazsınlar. Ben çok bu 3 atın yanında şanslı olduğuna inanmıyorum ama yeri olanlar yazabilir arkadaşlar. Şimdi 6. koşuya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Belmont Park'ta 6. koşu 5. ayak satış koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte çıkıyor. 42.210 dolar ikramiyeli bir koşu.
Günün bana göre en karışık ayaklarından bir tanesi. Hatta birinci ayaktan sonra bu ayak çok karışık gerçekten. Öncelikle ilk atımız burada 11 numaralı Mount Travers, Jose Ortiz'in bindiği. 11'den çıkıyor bir de. Yani aynen numaralarından çıkıyorlar. 4 numaralı Pagliacci, Eric Cancel'la ikinci atımız. Onun da çok şansı var arkadaşlar. 9 numara Goal, Brezilya orijin Joao Rosario ile. 12 numara Honey Wound, John Velasquez ile. Tabi koşarsa. Yani burada bakın Jose Ortiz yazmış, hepsi yazmış çifter çifter. Ve 5 numara Ready for Prime Time, Jose Lescano ile büyük şansa sahip. Burada yeri olanlar Manuel Franco'nun bindiği Fig Jelly'i de yazabilirler arkadaşlar. Yani çok zor bir altılı bu. Öyle pek ayırt etmek kolay değil. Seçimi yapacağız ona göre. Çıkan atlara göre tekrardan yapmak zorundayız arkadaşlar seçim. Manuel Franco ile 6'yı da ilave ediyoruz arkadaşlar burada. Evet. 11, 4, 9, 12, 5 ve 6 arkadaşlar. 6'yı da mutlaka Manuel Franco'nun bindiği Fig Jelly ilave edelim. Evet, burada bu bir numara var bir tane. Aslında iyi bir at bu ama jockey belli değil. Ona da bakmamız lazım. Çok fazla bu atlar arasında onun şeyi yok. Bilmiyorum. Bu jockey'in olmaması bizi düşündürdü. Bakmamız lazım ne dümen çeviriyor bu adamlar. Evet, 6. koşudan şimdi günün son koşusu 7. koşuya, 6. ayağa geçelim. Evet, 7. koşudayız. Maiden bir koşu bu. Gece 1'e çeyrek kala bayağı bir geç ama olsun, yapacak bir şey yok. Gece zaten oturuyor herkes anladığım kadarıyla. Maiden bir koşu bu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte. 23.940 lira ikramiye var. Günün en az ikramiyeli koşusu bu. Son koşu. Bakalım, bu da şu demek. Herhalde burada artık kendi Camacho 15'te gelir demek diye düşünüyoruz. 15'in çok büyük şansı var burada. Yüksek bir oran çıkacaktı. Koşarsa tabii, bu da en son almışlar atı. 7 numaralı High School Crush, Jose Ortiz ile büyük şansa sahip. Bu iki safkanı bir köşeye ayırın. Akabinde 12 numaralı Dream Chasing, Manuel Franco ile ve 5 numaralı Menzamenz, New York Origin, Charlie Marquez ile. Evet. Ve Prayer Tez, Joel Rosario ile arkadaşlar. 5 ve 9'u da burada ilave ediyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar iki gruba ayırıyoruz burada. 15 ve 7 ilk safkanlarımız burada bizim. 12, 5 ve 9 da diğer safkanlarımız arkadaşlar. Tavsiye ettiğim safkanlar. Bunun içerisinden kesinlikle seçim yapın. Yani tabii ki böyle beşer beşer at. Bir tane Mimo Mai var. Ama gene bu altılı iyi verecek gibi gözüküyor. Evet, biraz dünkü biraz sürpriz oldu bizim için 20 bin lira gerçekten. Ben hep böyle 300 lira, 100 lira, 200 lira, 500 lira vere vere uyuşturdular beyinlerimizi adamlar. New Market'te zaten şeker altılılar serisi de bizi şey yapıyor, avutuyor. Neyse, bu sefer dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi Belmont Park için görüşümüz burada noktalayalım. Takip edin, YouTube'umuza bağlı kalın. Devamlı izleyin. Bakın, altına düştüğümüz notlara da bakarsınız. 7 ile 9 arasında Türkiye saatiyle değerlendirmeye çalışacağım. Zaten ilk koşu kaçta başlıyor zannedersem? Yani ilk ayak 22.04'te başlıyor. Onda çok güzel. Daha da iyi bizim için. Son bir saat kala bir bakkalak olursunuz kanala, tekrar altındaki notlara bakarsınız arkadaşlar. Şimdilik ben için bugünkü yabancı yarışlar için noktayı koyuyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun.
Tuttuğunuz atlar inşallah tek tek gelsin arkadaşlar. Kendiniz de bakın. Kendiniz de, kendi hisleriniz de çok önemli. Ne hissediyorsanız bizim tavsiyelerimizin ötesini sizler de katkıda bulunun. Bol şanslar diliyorum. Çok sağ olun kanalımızda beraber olduğunuz için. Her şey gönlünüze göre olsun. Görüşmek üzere.